Merhaba sevgili öğrenciler. Bu videomda sizlere 5. sınıf matematik 1. dönem 1. yazılı sınav sorularını paylaşacağım. Biliyorsunuz artık yazılı soruları açık uçlu olacak. Yani klasik sorulardan hazırlanacak. Test ve şıklı sorular olmayacak. Ben de sizler için hazırlamış olduğum sınav sorularını sizlerle paylaşacağım. Bu A grubu diye bir örnek paylaşacağım. Bir de bunun arkasından B grubu örnek sınav sorularını da ayrıca diğer videoda paylaşacağım arkadaşlar. Şimdi ilk soruyla başlayalım. Aşağıda bir doğal sayının bölüklerindeki sayılar verilmiştir. İşte milyonlar bölüğünde 80, binler bölüğünde 23, birler bölüğünde 5. Buna göre bölükleri verilen doğal sayının rakamlarla yazılışını yazınız. Öncelikle bölükleri bir hatırlayalım. Şimdi milyonlar da olduğu için 3 tane bölük olacak. Bakın şöyle 1, 2, 3. 3 adet bölük olacak ve bu 3 bölükte 3'er tane rakamdan oluşmalı. 3'er tane rakamdan oluşmalı. Tamam mı? Olmayan rakamların yerine basamaklarına 0 koyacağız. Şimdi başlayalım. Milyonlar bölü 80 diyor. Şimdi bu 80'i buraya yazarken 80 milyon dediği için 80 milyonu şuraya 80, şu başına böyle 0 da getirebiliriz. Bu baştaki 0'ın çok bir anlamı yok ama basamağı doldurmak adına size göstermek istedim. Tamam. Binler bölü 23. Bakın 23 bin olacak. 23 bin olması için şuraya 23 getiriyorum. Başını sıfırla dolduruyorum. Çünkü buraya yazsaydım 230 bin gibi olacaktı. Ama buraya sıfır yazıyorum. 23 bin oldu. Ve birler bölü de 5. 5 de en son birler basamağında oluyor. Buraları da bakın sıfırla dolduruyorum. İşte buradaki sayımız bu şekilde yazılacak. Bu diğer basamakları sıfırla doldurdum. Şimdi bunu tekrardan şu aşireye şöyle yazarsam 80 milyon 23 bin 5. İşte sayımızın rakamla yazılışı bu olacak arkadaşlar. Geçelim ikinci soruya. 84 milyon 23 bin 159. Yukarıda okunuşu verilen doğal sayının 100 binler basamağında hangi rakam vardır? Şimdi önce bu sayıyı bir yazalım. 84 milyon 84 milyon 23 bin. Bakın 23 bin dediği için yukarıdaki gibi 0,23 oluyor. 23 bin 159. Bu normal 3 basamak dolu. 159. Bir daha okuyalım. 84 milyon 23 bin 159. Yukarıda okunuşu verilen doğal sayının 100 binler basamağı. Şimdi basamakları hatırlayalım. Binler, onlar, yüzler, binler, on binler, yüz binler. Bakın 100 binler basamağında hangi rakam denk geldi? 0. 0 rakamı vardır diyoruz 100 binler basamağında. Evet. Geçiyoruz diğer sorulara. Şöyle 3. ve 4. soruyu aynı karede göstereyim. Yukarıda basamaklarındaki rakamların basamak değerleri toplamı karışık olarak verilen doğal sayıyı yazınız. Bunu biz hani alt alta toplayarak da yazabiliriz aslında. Şimdi en büyük burada ne var bakın? Bu 70 bin, 4 milyon, 3 bin, 850. Şimdi bu 4 milyon dediği için şöyle 4, kaç sıfır var? 6, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Sonra kim geliyor? 70 bin. 70 bin tam nereye denk gelecek? Şuraya 70, 1, 2, 3. Sonra kim var? 3000. 3000 de nereye denk geliyor? Şuraya. 3000. Sonra kim var? 800. 800 tam şuraya denk geliyor. 850 de tam buraya denk geliyor. Birler basamağında bir sayı yok. Şöyle bakarsak en sondakine indik. 0, 5, 8, 3, 7, 0, 4. Hakikaten tekrardan okumak için şöyle bölükler ayırarak da okuyabiliriz. 4 milyon 73 bin 850 oldu. Yani şu anda basamak değerleri karışık verilen sayımız bu sayıdır arkadaşlar. Geçelim 4. soruya. Doğal sayısının tekrar eden rakamın basamak değerleri toplamını bulunuz. Bu tür sorularda tekrar eden önce rakamı bulalım. Tekrar eden rakam kimdir? 5. 5, 5. Burada da 5 var. O zaman 5'ler kalacak. Diğer rakamların yerine direkt 0 yazacağız. 5. Arada 2 tane sayı var. Onun yerine 0. Bir 5 daha geldi. Arada yine bir rakam var. O da 0.
Bir 5 daha geldi. Yine bir rakam daha var. 0, 5. Bakalım. 2 tane rakam, 2 0, bir rakam, bir 0. Evet. İşte tekrar eden rakamın basamak değerleri toplamı budur arkadaşlar. Ben kısa yoldan bunu şunu bir göstermiş oldum. Okursak 50 milyon 50 bin 505. Bu şekilde soruyu çözeceğiz. Gelelim 5. soruya. Evet. Aşağıda verilen karşılaştırmaların doğru olabilmesi için kare yerine yazılabilecek rakamları bulunuz. Şimdi bu sorularda çözebilmek için sol taraftan başlarız. Şimdi burada bir küçüklük var. Öncelikle 8'ler birbirine eşit. 2'ler birbirine eşit. Şimdi ondan sonra geçelim. Şimdi oradan sonra burada 7 var, burada yok. Şimdi bakalım. Bu sayının küçük olması için buraya bir 7 vermeyi deneyelim. Şimdi ben buraya bir 7 versem 734.108 762.103. Bir kere ben buraya 7 verdiğimde bu sayı buradan küçük oldu. Sağladı mı? Sağladı. Değil mi arkadaşlar? O zaman 7 olacak. Ondan sonra bakalım. Buraya artık ben ne vermem lazım? Buranın büyük çıkması için 7 ve 7'den büyük rakamlar vereceğim. Yani 8. 8 verirsem artık 862 bin. Hakikaten bu 734 bine göre daha büyük oldu. Bir de 9. Evet, A şıkkında gelmesi gereken rakamlar bunlar. B'ye gelelim. Yine B'de bakalım. 2'ler eşit. Oralara bakmıyorsunuz. 4'ler eşit. Bakmıyorsunuz. 3'ler eşit. Bakmıyorsunuz. Şimdi gelelim. Burada 0 var. Burada yok. Şimdi buraya hemen şuradaki rakamı vererek başlayalım. Buraya 0'ı versek 09 yani 605 05605. Bu bir kere 09605 yani 9605 5106'dan küçük oldu mu arkadaşlar? Olmadı. O zaman 0 seni yazamam buraya. O zaman ne yazmam lazım artık? Buranın büyük sayılar olması lazım. O zaman buraya neyle başlarım? 1. 1 yazarsam burası artık 0,9 ya. Burası artık 15 olmuş oldu yani. Tamam mı? O zaman artık ben buraya 1 yazabilirim. 1 ve artık 1'den büyük bütün rakamlar olur. 2 de olur. Çünkü 2 koyunca 25. 0,9'dan gene büyük oluyor. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Evet, B şıkkında da yazılabilecek rakamlar bunlardır diyoruz. Geçiyoruz 6. soruya. Altı ile 7'yi aynı karenin içinde yer alsın. Şöyle bakalım. Aşağıdaki örüntülerde kuralı bozan sayıyı yuvarlak içine alınız. Örüntüler belli bir artış veya azalış miktarı ile devam eden sayılardı. Şimdi burada A şıkkına baktığınız zaman A şıkkında 7'den 13'e kaç artmış arkadaşlar? 6 artmış. 13'ten 9'a kaç artmış? 6 artmış. 19'dan 24'e 5 artmış. 19, 5 daha 24. Ha, bir dakika. Bu 24 aslında şu an kuralı bozmuş gibi görünüyor. Çünkü normalde 6 arttırdığınızda buranın ne olması lazım? 25 olması lazım. Çünkü 25'e bir daha 6 artırsak 31'i verdi bakın. 6 artırsak 37. O zaman 24 kuralı bozdu. Olması gereken sayı 25. Ama kuralı bozan sayı yuvarlak içine al dediği için oradaki sayımız 24 oldu. Kuralı bozan. Gelelim buraya. 72'ye 3 eklemiş artı 3. 3 eklemiş 78. 78'e 3 eklemiş 81. 81'e 4 eklemiş. Ha, bir dakika, burada bir sıkıntı var. Normalde buraya 3 eklediğin zaman 84 olması lazım. Çünkü 84'e bir daha 3 eklersen 87, 3 ekle 90, 3 ekle 93. O zaman 85 şu anda kuralı bozmuştur arkadaşlar. Gelelim 7. soruya. Aşağıdaki şekilde bir örüntü verilmiştir. Buna göre bu şekil örüntüsünün 7. adımında kaç tane üçgen vardır? Şimdi 1. adımdaki üçgenlere bakalım. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 üçgen virgül 1 bir dakika bir dakika kalem 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10 üçgen yine zaten 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 14 üçgen diye giriyor. Evet, şimdi baktığınız zaman kaçar kaçar artmış? 4 4 bu 4'er artarak gidecek. Bunu böyle devam da ettirebiliriz aslında. 14'e 4 eklerseniz 10,
8, 4 eklerseniz 22, 4 eklerseniz 26, 4 eklerseniz 30. Bu birinci, ikinci, üçüncü, dördüncü, beşinci, altıncı, yedinci. Evet, yedinci adımında 30 tane üçgen vardır diyoruz. Geliyoruz diğer sorulara. Evet. 8 ve 9'u yine aynı karede alalım. Bir tiyatroyu birinci gün 101 bin pardon 10.125 kişi, ikinci gün birinci günden 3.865 kişi fazla kişi izlemiştir. Tiyatroyu üçüncü gün ilk iki gündeki toplam izleyici kadar kişi izlemiştir. Buna göre üçüncü gün tiyatroyu kaç kişi izlemiştir? Şimdi bir tiyatroyu birinci gün 10.125 kişi izlemiş. Tamam. İkinci gün ise birinci günden 3.865 fazla kişi izlemiştir. O zaman biz şimdi birinci gün belli, ikinci günü bulmak için 10.000 pardon bir dakika. Şöyle yapıp tekrardan evet. 10.125'in üstüne 3.865'i ekleyerek ikinci günü bulacağız. İkinci gün izleyen kişi sayısı. 5, 5 daha 10. Elde var 1. 6, 2 daha 8. Bir de elde 9. 8, 1 daha 9. 3, 0 daha 3. 1. 13.990. Bu ikinci gündür arkadaşlar. Şimdi üçüncü gün ise ilk iki gündeki toplam izleyici kadar. Ha, o zaman birinci günle ikinci günü toplayarak üçüncü günü bulabiliriz. Yani 10.125 birinci gün. 13.990 ikinci gün. Bu ikisini toplayacağız. Evet. 5 0 daha 5. 9 2 daha 11. 11'in biri elde var. 1. 9 1 daha 10. Bir de elde. 9 1 daha 10. Bir de elde. 11'in biri elde var. 1. 3 bir de elde. 4. Burası kaçtı? 1'di değil mi? 1 1 daha 2. Ne çıktı? 24.115. Bu da 3. gün tiyatroyu izleyen kişi sayısı oldu. Cevabımız 24.115 kişi olacak. Gelelim 9. soruya. Bir üretici bahçesinden elde ettiği 26.500 kilogram fındığın önce 7.210 kilogramını sonra 12.375 kilogramını satmıştır. Üreticinin geriye kaç kilogram fındığı kalmıştır? Bu bir çıkarma işlemi. Önce ilk sattığını bir çıkaralım. 26.000 500'den 7.210'u bir çıkaralım arkadaşlar. 0 sıfırdan 1 çıkmaz. Komşuya gideriz. 1 onluk alırız. Burada kaldı 4. Bize verdi 10. 10'dan 1 çıktı 9. Burada kaldı 4. 4'ten 2 çıktı 2. 6'dan çıkmaz 7. Komşuya gittik. 1 onluk aldık. Burada kaldı 1. Bize verdi 10. 10. 6'da bizde vardı 16. 16'dan 7 çıktı. Ne kaldı? 9. En sonunda burada da 1 kaldı. 1 aşağı iniyoruz. 19.290. Tamam. Şimdi bundan da bir daha da eksilme devam ediyor. Gene bir satış daha var. O zaman 19.290'dan 12.375'i bir daha çıkartıyoruz. Evet. 10'dan 5 çıkmaz. Komşuya gittik. 1 onluk aldık. Burada kaldı 8. Bize verdi 10. 10'dan 5 çıktı 5. 8 kalmıştı. 8'den 7 çıktı 1. 2'den 3 çıkmaz. Yine komşuya gidiyoruz. 1 onluk aldık. Komşuda kaldı 8. Bize verdi 10. Bizde vardı 2. 12 etti. 12'den 3 çıktı. Kaç etti? 9. Burada kaldı 8. 8'den 2 çıktı. 6. Birden 1 çıktı 0. 6.915 en son kalan fındık budur arkadaşlar. 6.915 kilogramdır. Geçiyoruz 10. ve son soruya. Aşağıda bir toplama işleminin zihinden yapılışının işlem basamakları verilmiştir. Buna göre zihinden yapılan yukarıdaki toplama işlemini yazınız. Şimdi zihinden yapılmanın stratejileri var, farklı yöntemleri var. Burada ne yapmış olabilir diye bir bakalım. Şimdi şu zaten 89 sonuç oluyor. Bu tip sorularda şunu yapıyoruz arkadaşlar. Bu zaten böyle zihinden yapmanın anlamı genellikle 10 ve onun katları olacak hale getirmek, kolay toplayabilmek ya da kolay çıkarabilmek içindir bu. Buradaki seriyi, sol taraftaki seriyi komple
Şöyle bir toplayalım. Şu kısmı görüyor musunuz? Yuvarlak içine alıyorum. Çünkü bu aslında 10, 10, 15 diye ayırmış arkadaşlar. 10, 20, 35, 35. İkinci sayı 35'tir. İlk sayı nedir derseniz, ilk sayı da buradaki 54 oluyor her zaman için. 54 artı 35 işlem budur arkadaşlar. Hatta sağlamasını yapmak için 89'u veriyor mu? Topladığınızda da 89'u veriyor. Ama cevap bu şekilde istediği için 54 artı 35 yazarak da bırakıyoruz. Demek ki bu tip şeylerde böyle 10-10-15 dediğiniz zaman bu taraftaki kısmı komple yuvarlak içine alıp topluyoruz. İlk sayı da bu olmuş oluyor. Bu da her zaman için sonuç olmuş olur. Cevabımız 54 artı 35 olacak. Evet arkadaşlar, yazılı sorularımızı çözdük. Hem çözerken bir nevi konu da anlatmış olduk. Dediğim gibi kanalıma abone olup takipte kalmaya devam edin. Yine benzer yazılı soruları ve videolar, testler yayınlamaya devam edeceğim arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın. Görüşmek üzere.